Öncelikle hoş geldiniz ve şimdiden katıldığınız için teşekkür ederim. Adım Doruk Güneş, elektrik mühendisiyim. Yaklaşık 6 yıldır Genetek'te çalışıyorum. Bu pandemi dolayısıyla hepimizin evlerden çalıştığı, kimimizin esnek çalışma saatleriyle part part çalıştığı, kimimizin ise çalışma hayatına devam ettiği bu dönemde webinarlar aslında bilgi paylaşımı ve kendimizi geliştirmemiz adına çok faydalı oluyor. Bu sebeple biz de Genetek olarak bir webinar programı belirledik ve geçtiğimiz hafta bunun ilkine başladık. Bu webinar programımızın ikinci adımı güç kalitesi ölçümlerinde doğru ekipman seçimi başlıklı webinarımız. Bundan sonra da webinarlarımız devam edecek. Ben kısaca biraz şirketimizden bahsetmek istiyorum sizlere. Genetek olarak 2012 yılında Koca Üniversitesi Teknoparkı'nda kurulmuş akademik tabanlı bir şirketiz. Akademik tabanlı ne demek? Aslında şimdiye kadar baktığınızda partnerlerimizle birlikte 3 tane TÜBİTAK TEDEP Ar-Ge projesi, 3 adet KOSGEB Ar-Ge inovasyon projesi, 7 adet de EPDK Ar-Ge projesi tamamlamış bulunuyoruz. Tabii bunlara şu anda devam eden projelerimiz, başvurusu aşamasındaki projelerimiz dahil değil. Onun dışında temel çalışma alanlarımız güç sistemleri analizleri, güç kalitesi ölçüm ve analizleri, eğitim ve danışmanlık, projelendirme ve manyetik tasarım. Aslında bunlar zaten çalışma hayatında iç içe oluyor. Özellikle güç sistemleri analizleri, güç kalitesi ölçüm analizleri, güç kalitesi ölçümleri ile elde edilen değerlerin analizler içerisinde modellenerek oraya eklenmesi ve sistemin gerçek koşullarına uygun şekilde çalıştırılması, sonuçların elde edilmesi, problemlere uygun çözümlerin boyutlandırılması, bunların analiz programları üzerinde denenmesi ve etkinliğinin sunulması şeklinde oluyor. Aynı zamanda da 3 adet 3 farklı şirketin de Türkiye'de partnerliğini yürütüyoruz. Bunlardan biri Almanya menşeli, özellikle gelim regülasyonu, alçak gerilim regülasyonu, arıza noktası belirleme ekipmanlarının üretimi ve bu webinarımızın da konusu olan güç kalitesi analizörlerinin ve güç kalitesi kaydedicilerinin ve enerji analizörlerinin üreticisi olan Almanya menşeli Aiberle şirketi. Bir diğeri Kanada menşeli olan güç sistemleri yazılımları üreticisi Syme şirketi ve yine Kanada menşeli kısmi deşarj ölçüm ve izleme ürünlerinin üreticisi olan NDB şirketi. Bu üç şirketin de Türkiye'deki partnerliğini yürütüyoruz aynı zamanda. Şimdi konumuz dahilinde ele alacağımız sistemde ben kullandığım örneklerde Aiberle'nin güç kalitesi analizörlerinden örnek verdim. Aiberle şirketi aslında gerilim regülasyonu, alçak gerilim regülasyon sistemleri biraz önce bahsettiğim gibi kısa devre arıza lokasyonu belirleme ürünleri gibi farklı ürünlerin de üreticisi ki bu cihazlar da aslında sonraki webinarlarımızda anlatılacak. Biz bugün biraz güç kalitesi analizörleri üzerinde bu analizörlerin doğru seçilmesi, ölçüme uygun seçilmesi, ölçüme uygun yardımcı ekipmanlarının seçilmesi üzerinde duracağız. Güç kalitesi doğru ekipmanların seçilmesi dedik. Şimdi güç kalitesi nedir diye düşünecek olursak aslında güç kalitesi elektrikle çalışan ekipmanların bir ömür kaybı veya arıza olmaksızın planlandığı şekilde çalışmasını sağlayabilecek yazılı standart ve yönetmeliklerle elektriksel parametreler için belirlenmiş bir dizi sınır değerdir aslında. Bu elektriksel parametrelerin arasında kalmasını beklediğimiz sınır değerlerdir. Bu parametreler belirlenen, bu standartlarda belirlenen, yönetmeliklerde belirlenen sınır değerlerin içerisinde kalması durumunda biz güç kalitesine iyi olarak tanımlarız. Aksi durumda neler olabilir? Bunlar bir cihaz ve ekipman arızaları meydana gelebilir. Bu cihaz ve ekipman arızalarının devamlı sonucu olarak kesinti süreleri ortaya çıkabilir. Bir endüstriyel şirketse üretim kayıpları ortaya çıkabilir ve
Bunun da sonucu olarak ilave maliyetlerle karşılaşabilir işletme veya şebeke yöneticisi. Tesislerde güç kalitesi ölçümüne ne zaman ihtiyaç duyuyoruz? Aslında burada kullandığımız ünlü bir cümle ve bunu söyleyen kişiye atıfta bulunacağım. Peter Drucker, kendisi ekonomist ve yönetim bilimci. Ölçemediğiniz şeyi yönetemezsiniz. Aslında bizim temelimiz de bu. Eğer biz şebekemizde ne kadar yük çekildiğini, tesisimizde ne kadar yük çekildiğini, nerede ne kadar enerji harcandığını, üretim miktarımızı bilmiyorsak, ne kadar ekipmanlarımızın ne seviyede yüklendiğini bilmiyorsak, sadece bu sistemi şansa idare ederiz, yönetmemiz mümkün olmaz ne yazık ki. Dolayısıyla tesislerde ölçme sürekli olarak ihtiyaç duyulur diyoruz. Yani tesislerde sürekli ölçme ihtiyaç duyulur. Tesislerde ve şebekelerde tabii ki güç sistemlerinde. Peki tesislerde güç kalitesi ölçümü için nasıl bir cihazla kullanılmalı? Klasal sertifikası olmalı mı? Evet, biraz sonra açıklayacağız. Klasal sertifikası sahip olan ürünlerin biz biliyoruz ki hata payları düşük. Dolayısıyla doğru ölçüm değerleri elde edebilmemiz için bizim klasal sertifikasına sahip ürünler kullanmamız gerekiyor. Örnekleme hızımız evet yüksek olmalı ama ne değerde olmalı? Bunu bilmiyoruz. Belki ölçümümüze göre bunu belirleyeceğiz. Olay kaydı olmalı mı? Evet, kesinlikle olmalı. Çünkü sürekli kayıtta, kayıt ile alınan ölçümlerde bir güç kalitesi olayının bu sürekli kayda yansıması, özellikle 10 dakikalık ortalamalara yansıması beklenmiyor. Çünkü bunlar milisaniyelik olaylar ve 10 dakikalık ölçüm ortalama içerisindeki etkisi gözükmüyor ölçümlerde. Ölçüme uygunluk, bizim kullanacağımız cihazımız alacağımız ölçüme ve bu koşullara uygun mu? Örneğin bir açık havada mı gerçekleştireceğiz bu ölçüm? Veya gerilim seviyesi cihazın maksimum gerilim seviyesine uygun mu? Birazdan hepsini açıklayacağız. Kullanım kolaylığı, tabii bu ölçümü aldıktan sonra bir de değerlendirme kısmı var. Dolayısıyla ki bence en önemli kısımlardan biri bu. Aldığımız verileri bize doğru şekilde ve kolaylıkla incelememizi sağlayacak bir yazılımın, bir arayüzün olması gerekiyor. Uzaktan izleme, otomatik raporlama, evet özellikle bir şebeke içerisinde veya tesis içerisinde çok sayıda farklı noktalardan ölçüm alacaksak, özellikle bu devirde her bir analizörün yanına gidip de veri çekmek akıl kârı değil. Dolayısıyla uzaktan izlememiz olması lazım. Bu elektrik tesislerinde lokal bir sistem içerisinde olabilir, sadece tesis içerisinde veya uzaktan izleme bile mümkün olabilir. Şebeke özellikle dağıtım seviyesinde, iletim seviyesinde ise uzaktan izleme şeklinde, internet üzerinden güvenli yöntemlerle mümkün olması gerekiyor. Otomatik raporlama, evet bizim işimizi kolaylaştırması açısından otomatik raporlamaya da sahip olması bir olumlu etken. Dayanıklılık kesinlikle, çünkü bu analizörler çevresel etkilere maruz kalabiliyor. Özellikle şebekelerde ve endüstriyel tesislerde eğer indoor ortamda, içeride bir ortamda kullanılmıyorsa sıcağa, soğuğa, suya, toza maruz kalabiliyor. Bazı tesislerde sarsıntıya maruz kalabiliyor ve yani en iyi durumda elektromanyetik girişime maruz kalabiliyor. Çünkü çevresinde çalışan diğer ekipmanlar oluyor. Dolayısıyla biz diyebiliriz ki bizim cihazımız bu özelliklerin her birine sahip olmalı. Klasal sertifikasından bahsettik. Şimdi biraz önce saydığımız maddeleri biraz açmak gerekirse, standart nedir diye düşünecek olursak, bu klasal sertifikası ISO 61430'a göre verilen bir sertifika. ISO 61430 bir standart. Peki standart bize neyi söyler? Bu ölçümü en iyi şekilde nasıl yapabiliriz? Bunu mu söyler? Hayır, aslında standart bir ölçüm metodunu, hata paylarını, değerlendirme yöntemini belirler ve bunu içerisinde tarifler. Dolayısıyla bu standarda göre yapılan ölçümler dünyanın her yerinde aynı şekilde yapılır. Biz de bunu biliriz. Eğer bir ürün klasal sertifikasına sahipse veya belli bir standarda göre ölçüm yapılıyorsa, bu ölçüm işte şu standarda göre yapıldıysa biz o ölçüm hakkında fikir sahibi oluruz. Başka bir bilgiye, temelde başka bir bilgiye sahip olmamız gerekmez.
tekrar edilebilir ve karşılaştırılabilir sonuçlar elde edebilmek adına. Aslında burada kilit cümle bu. Şurada belirten. Bu belirli bir standarda göre yapılan ölçümler dediğimiz gibi dünyanın her yerinde aynı şekilde gerçekleştirilebilir. O yüzden bir standarda göre bu ölçümlerin yapılmış olması, alınmış olması önemli. IEC 61.430-2003 yılında yayınlanmış ve sürekli olarak güncelleştirilen, geliştirilen bir standart. Aslında biraz da her geçen gün zorlaştırılan bir standart. Güncel versiyonunda 2015 yılında 3. nüsha olarak, Edition 3 olarak yayınlanmış durumda. Klasa analizörler ve klases analizörler olarak bunu ikiye ayırırsak, klasa analizörleri hata payları daha düşük, daha yüksek performans sergileyebilen analizörler, klases analizörler ise fikir edinmek ve istatistiksel değerler elde etmek için kullanılan analizörler. İstatistiksel değer burada ne demek? Örneğin tesisinizde çok sayıda ekipmanınız var ve ölçüm almak istiyorsunuz her birinden. Veya şebekeniz içerisinde çok sayıda noktadan, en uç noktalardan dahi ölçüm almak istiyorsunuz. Tesisinizdeki her bir ekipmanın geçen yıl, örneğin bir yıl içerisinde ne kadar çalışmış, ortalama ne kadar güç çekmiş, hata payımız daha yüksek olacak, belki bize doğru sonuçlar söylemeyecek ama ne kadar süre çalıştığını, ne seviyede yüklendiğini, ne seviyede güç çektiğini konusunda bize bilgi ve fikir verebilecek cihazlar. Klasa cihazlar ise dediğimiz gibi yüksek hassasiyette ve düşük hata payına sahip. Özellikle güç kalitesi olaylarında kök neden belirlenmesi için veya sürekli ölçümlerde kullanılması için geliştirilmiş ekipmanlar. Örnekleme hızından bahsettik yine cihazımız nasıl olmalı bundan bahsederken. Biz şebekemizde kullandığımız alternatif akımda biliyoruz ki dalga formu sinüsoidal dalga formunda ve bu dalga formunun üzerine binen harmonik bileşenlerimizde bu 50 Hz'deki sinüsoidal dalga formunun aslında frekans cinsinden katları durumunda. Dolayısıyla buradaki bu ekranda gösterilen dalga formunu yüksek frekanslı bir harmonik bileşen olarak kabul edersek, düşük örnekleme frekansına sahip bir analizör burada bu dalga formunu daha az noktada kesebilecek ve daha az sayıda örnek alabilecektir. Örneğin şurada ilk örneğini almış, ikinci örneğini almış, üçüncü örneğini almış ve bu noktaları birleştirdiğimizde aslında bize gerçek formdan farklı, yanlış bir ölçüm sağlamış oluyor. Dolayısıyla burada örnekleme frekansı bu yüzden önemli. Çok sayıda örnek alması durumunda biz bu dalga formunu daha doğru şekilde modelleyebilecektik. Daha doğru bir ölçüm alabilmiş olacaktık. Dolayısıyla örnekleme hızının etkisini bu şekilde gösterebiliriz. Bir diğer şekilde belki daha iyi canlandırılabilmesi adına burada Aeberle'nin 3 farklı mobil güç kalitesi analizörünü karşılaştırdık. Örneğin PQ Box 100 modeli, PQ Box 150 ve PQ Box 200 modelleri. Birinci analizörümüz PQ Box 100 modeli 10.24 kHz örnekleme frekansına sahip. İkinci analizörümüz PQ Box 150 modeli 20.48 kHz örnekleme frekansına sahip. Üçüncü analizörümüz ise PQ Box 200 modeli ve 40.96 kHz yani 40.960 Hz örnekleme frekansına sahip. Bu ne demek? Saniyede 40.960 ölçüm noktası anlamına geliyor. Yani bunu bir saniyede bölersek yaklaşık 24.41 mikrosaniyede bir örnek alıyor demektir bu cihaz. Yani bu oldukça iyi bir değer. Burada sinüsoidal dalga formu üzerinde bu cihazları aynı noktada başlatırsak, ilk örneğini aynı noktada almalarını sağlarsak, bu cihazları bir sonraki örneğin burada kahverengiyle gösterilen PQ Box 100 modeli bir sonraki örneğini şurada belirtilen kahverengi noktada alacak. 150 modeli burada belirtilen mavi noktada alacak. 200 modeli ise yeşille belirtilen bu noktada alacak. Şimdi PQ Box 100 modeline bakarsak siyah çizgide bir örnek aldı. Kahverengi noktada bir örnek aldı. Sonraki örneğini aynı aralıkta ileride aldı. Bu şekilde devam ediyor. Benzer şekilde PQ Box 200 modelini incelersek
çok daha sık adımlarla çok daha fazla örnek alıyor ve dolayısıyla bu güç yaşanabilecek bir güç kalitesi olayı durumunda bu sinüs dalga formunu bozan etki çok kısa süreli ise belki PQ-Box 100 modeliyle bu olayı kaçıracağız ama PQ-Box 200 modeliyle yakalayabileceğimiz bir olaydı. Dolayısıyla burada kullanacağı uzan rezoru belirlerken öncelikle bu noktada, ölçüm alınacak noktada hangi analizöre ihtiyaç olacak bunu değerlendirmek lazım. Ne hızda ölçüm alabilen bir analizöre ihtiyacımız olacağını değerlendirmemiz lazım. Bir örnekle daha bu örnekleme hızının etkisini göstereyim. Düşük örnekleme frekansıyla kayıt edilen osiloskop görüntüsü diyor. Sol üstteki görüntü. Aslında bir osiloskop görüntüsü alması demek yüksek örnekleme frekansına sahip olması demek. Ama burada göstereceğim örnekte ikinci örneğe göre daha düşük bir hızda örnekleme hızıyla alınan ölçüme dair bir örnek. Dolayısıyla ikinci örnekte transient karta da sahip PQ-Box 200 modeli 4 MHz'e kadar çıkabilen bir örnekleme hızına sahip. 4 MHz örnekleme hızıyla alınan bir görüntüde burada ilk dalga formunda göremediğimiz darbeleri ve bozulmaları çok daha rahat görebiliyoruz. İlk görüntüde gördüğümüz, ilk grafikte gördüğümüz dalga formunda evet bu dalga formunun bir miktar bozulduğunu görebiliyoruz. Yumuşak bir saf sinüs olmadığını görebiliyoruz. Ama içerisindeki bozucu etkileri ve o bozulmaları göremiyoruz. 200 modelinin T1 opsiyonuyla yani 4 MHz örnekleme frekansına sahip modeliyle bu ölçüme çok daha yakından bakabiliyoruz. Dolayısıyla bir kök neden analizi çalışmalarında kullanabileceğimiz çok daha kapsamlı, çok daha yüksek çözünürlüklü veriler elde edebiliyoruz. Bu aldığımız ölçümlere, örneğin bu osiloskop görüntüsü üzerinde çok yüksek ölçüde zoom yapabiliyoruz ve şebeke hakkında çok daha fazla bilgi sahibi olabiliyoruz. Örnekleme hızının bir diğer avantajı yine ben kendi analizörlerimiz üzerinden örnek vereceğim. Osiloskop görüntüsünü fast Fourier transformation yöntemiyle yani Fourier dönüşümünü açarak bu dalga formu içerisindeki harmonik bileşenleri yani farklı frekans seviyesindeki dalga formlarını hesaplayarak bize sunabiliyor. Böylece biz neyi görebiliyoruz? Bu dalga formuna yansıyan bozucu etkiler hangi frekans bandında ortaya çıkmış? Bu değerler hangi frekans bandında gözükmüş bunu görebiliyoruz. Şimdi standart bir ölçümde bizim EN560'a göre yapılan bir ölçümde açıp standartta baktığımızda 25. harmoniye kadar olan bileşenlere birer değer verip bu değerin altında kalsın şeklinde kalması doğru olur şeklinde söylüyor. 25. harmoninin üstüne ise bu değerler nispeten küçüktür ancak rezonans durumunda yüksek değerlere ulaşabilir şeklinde belirtilmiş. Ama günümüzde baktığımızda çok yüksek anahtarlama frekansına sahip sürücü devrelerinin artık endüstriyel şebekelerde, sistemlerde çok yaygın şekilde kullanıldığını, elektrikli araçların ülkemizde ve dünyada, özellikle dünyada yaygınlaştığını, hatta evlerimizde kullandığımız basit güç elektronik tabanlı birimlerin bile yüksek frekanslı harmonikler oluşturabildiğini görebiliyoruz. Dolayısıyla bizim EN560'ın üzerinde eğer bir kök neden analizi yapılacaksa bu bandın dışında daha ötesindeki harmonikleri yakalayabilmemiz lazım. Dolayısıyla daha yüksek frekanslı ölçümleri gerçekleştirebilmemiz lazım. Burada demin bahsettiğim PQ-Box 100 modeli 5 kHz'e kadar olan harmonik bileşenleri bu şekilde açabiliyor. 50 ve 150 modeli ise 10 kHz değerini, PQ-Box 200 modeli ise 20 kHz değerine kadar bu Fourier dönüşümünde değerleri bize gösterebiliyor. Şimdi burada bu grafiği incelediğimizde EN160 ile belirtilen değerlerin ne kadar aslında bandın solunda kaldığını ve aslında yeni nesil analizörlerin ne kadar daha yüksek frekanslı harmonikleri inceleyebildiğini görebiliyoruz.
özellikle bahsettiğimiz gibi yüksek anahtarlama frekansına sahip ekipmanların bulunduğu, yaygınlaştığı şebekelerde ben geldim 50. harmoniye kadar ölçümü aldım. 10 dakikalık ortalamalarla ölçümü aldım. Baktım bir şey çıkmadı deyip de dönmek özellikle ölçümü yaptıran kişi için, şebeke işletmecisi için, endüstriyel tesisin yöneticisi için kabul edilebilen bir durum değil. Çünkü olay yaşanıyor ve belki bu frekans bandının dışında daha yüksek harmoniklerde meydana gelen olaylar kaçırılıyor. Dolayısıyla örnekleme frekansı bizim için bu olayların yakalanması için önemli. Burada tabii bir de yeni nesil bahsettiğimiz elektrikli araçların yaygınlaşması, güç elektroniği tabanlı ürünlerin yaygınlaşması sebebiyle çok daha yüksek frekanslı harmonik bileşenler ortaya çıkabiliyor. Supraharmonik olarak da tabir ediliyor bu bileşenler. Dolayısıyla buna uygun olarak geliştirilen bir analizörümüz daha var. PQBox 300 modeli. Bu analizör daha uzman bir analizör diyeyim. 170 kHz'e kadar bu Fourier dönüşümünü gerçekleştirebiliyor. Biz bu analizörle özellikle demir çelik endüstrisi gibi ağır sanayi içerisinde diğer analizörlerle yakalayamayıp da bu analizörle yakaladığımız olaylar oldu. Yani bizzat şahidiz bu dönüşümü, şebekedeki bu dönüşümü. 10 dakikalık ortalamaların yeterli olmadığından bu milisaniyelik olayların 10 dakikalık ortalamalar içerisindeki etkisinin çok küçük olduğundan bahsettik. Burada bunu bir örnekle açıklamak istiyorum daha iyi canlanması açısından. Burada aslında bir yaşanan güç kalitesi olayı ve bu olayın yaşandığı anda kayıt edilen değerleri arka arkaya göstereceğim. Burada ilk grafikte EN760'a göre 10 dakikalık ortalamalar ile faz faz gerilimlerinin değişimi gösteriliyor. 10 dakikalık ortalamalara baktığınızda burada yaşanan güç kalitesi olayı aslında 10 dakikalık ortalamalar içine yansımamış. Ve nominal değeri incelediğimizde buradaki gerilimin değişimi tamamen artı eksi olarak belirlenen bantın arasında, yani bir problem yok gibi gözüküyor. Ama biz olay anında yakalanan osiloskop verisine ve RMS, yüksek çözünürlüklü RMS verisine, 10 milisaniyelik RMS verisine baktığımızda buradaki olayı ancak o şekilde yakalayabiliyoruz. Örneğin osiloskop görüntüsü incelediğimizde bu deminki gösterilen olay anı aslında aynı grafiğe bakıyoruz. Daha yüksek çözünürlükle baktığımızı düşünün. Burada grafiğin sağ tarafında olayın artık temizlendiğini ve gerilim genliğinin nominal değere döndüğünü görüyoruz. Ama olay anında gerilim genliğinin nasıl değiştiğini, sallamın nasıl olduğunu osiloskop görüntüsünden görebiliyoruz. Benzer şekilde RMS kaydında da, 10 milisaniyelik RMS kaydında da olayın girişimi ve sonrasında koruyucu ekipmanların devreye girmesiyle olayın temizlenmesine şahit olabiliyoruz. Bu görüntüler bize bu kök neden analizi için ve bu analizin bu olayın neden meydana geldiğini belirleyebilmemiz, uygun çözümleri sunabilmemiz için bize gereken veriler. Dolayısıyla 10 dakikalık ölçümlerde bu kök neden analizlerini gerçekleştirip de uygun çözüm sunmamız mümkün değil. Çünkü bu olay gözükmüyor bile. Dolayısıyla bizim analizörümüz şimdiye kadar geldiğimiz noktada şebekede ölçüm aldığımız noktada gerçekleşen güç kalitesi problemlerini yakalayabilecek kadar yüksek hızda ölçüm alabilmeli ve olay kaydı gerçekleştirebiliyor olabilmeli diyebiliyoruz. Tabii olay kaydını alıyor dedik ama burada bir parametre daha var. Analizörlerde bunu da incelemek gerekiyor. Olaylar aslında acaba ne kadar doğru yansıdı bizim kaydımıza? Şöyle, örneğin biz kendi analizörlerimiz için örnek verirsem, artı eksi 5 kilovolt bandında ölçme aralığı var. Dolayısıyla 5 kilovolta kadar olan piki bile biz analizörle yakalayabiliyoruz. Eğer bu değer 1 kilovolt olsaydı, ben veriye baktığımda diyecektim ki burada bir olay yaşanmış, böyle bir pik yaşanmış ve 1 kilovolta kadar çıkmış gerilim. Yani 1 kilovolt ötesine kadar, beklediğimiz devrinin ötesine kadar çıkmış, böyle bir pik olmuş. Ama aslında o noktada, ölçüm yaptığımız noktada gerçekleşen olay çok daha şiddetli, çok daha yıkıcı olmuş. Ve benim yanlış veriyle yapacağım analizin sonucunda önerebileceğim sonuç
ve onu yanlış şekilde boyutlandırmış olacaktım. Dolayısıyla bu tepe değerlerinde, genliklerinde doğru şekilde ölçülebiliyor olması lazım. Biz cihazdan, yani ölçümü yapacak olan cihazdan bunu bekleniyor olması lazım. Bir diğer şey ise giriş çözünürlüğü. Bu ekipmanların gerilim ve akım ölçmek için farklı girişleri mevcut ve bu girişlerden sinyal okuyorlar aslında. Elektronik tabanlı sistemler bunlar ve her birinin çözünürlüğü de her bir üründe farklı olabiliyor. Dolayısıyla bu girişlerin çözünürlüğünün yüksek olması bizim kaydettiğimiz verilerin daha doğru, daha kolay incelenebilir ve daha anlamlı olması açısından önemli. Dolayısıyla biz cihazların da giriş çözünürlüğünün yüksek olmasını bekliyoruz. Ölçme uygunluk dedik. Bu ölçme uygunluk nedir? Biraz açalım. Şimdi bizim ölçümü gerçekleştireceğimiz sistem alternatif akımda mı yoksa doğru akım bir noktada bir ölçüm yapacağız. Nominal gerilimimiz ne kadar ölçeceğimiz noktada 100 volt, 400 volt, 900 volt veya 1380 volt faz faz gerilimi. Dolayısıyla bu noktalara göre bir ekipman kullanmamız gerekiyor. Örneğin 1380 voltu ölçemeyecek bir ekipman kullanırsak biraz sonra göstereceğim. Doğru bir ölçüm elde edemeyeceğiz. Ölçümün amacı nedir? Örneğin bir güç kalitesi olayı yaşanıyor. Bunun kök nedenini mi tespit etmek istiyoruz? Ona göre biz yüksek çözünürlüklü ve yüksek örnekleme frekansına sahip bir analizör mü kullanmalıyız yoksa sistemi takip etmek istiyoruz? Harmonik bileşenleri görmek istiyoruz. Bir filtre tasarlayacağız. Ona göre daha uygun bir ürünle mi bu ölçümü gerçekleştirmemiz gerekiyor? Olay kaydı yapabilmeli mi cihazımız? Sadece lokum almalı, osiloskop kaydı olmalı mı? Aynı zamanda RMS kaydı da istiyor muyuz? Olay kaydının süresi ne kadar olmalı? Biz bu olayın ne kadar öncesini görmek istiyoruz? Olayın sonrasını ne kadar süreli görmek istiyoruz? Kaç cihaz ile ölçüm gerçekleştireceğiz? Özellikle endüstriyel tesislerde. Ve ölçümün süresi ne olacak? Ölçümün süresi şunun için önemli. Bizim hafıza boyutumuzu doğrudan etkiliyor. Ona göre kullanacağımız, tercih edeceğimiz analizör ve hafızası da farklı boyutta olacaktır. Dolayısıyla ölçüm süresinin de belirlenmesi gerekiyor. Ölçümü benzer şekilde nerede gerçekleştireceğiz? Bir kapalı ortamda mı? Yoksa açık bir ortamda mı gerçekleştireceğiz ölçümü? Ona göre belki ekipmanımızın IP65 koruma sınıfına sahip olması gerekiyor. Belki pano tipi bir ürün kullanacaksak böyle bir koruma sınıfına gerek yok. Çünkü zaten modüler hücrenin içinde olacak örneğin. Dolayısıyla oraya su girmesini beklemiyoruz. Uzaktan erişim istiyor muyuz? Uzaktan erişim istiyorsak sadece cihazla haberleşmek için mi istiyoruz bunu? Yoksa cihaz hali hazırda var olan bir SCADA sistemimiz var. Buna entegre mi olacak? Hangi protokolle entegre olacak? Bunların belirlenmesi lazım ölçümden önce. Ve zaman senkronizasyonu istiyor muyuz? Özellikle çok sayıda analizörle aynı anda yapılacak ölçümlerde zaman senkronizasyonu çok kritik. Çünkü bu verilerin aynı anda açılıp üst üste konması analiz sürecinde buna ihtiyacımız olabiliyor ve zaman senkronizasyonu olmazsa bu verilerin birlikte incelenmesi mümkün olmuyor. Yani doğru olmuyor en azından. Onu söyleyebilirim. Benzer şekilde birazdan göstereceğim. Yardımcı parametrelerin ölçümünü istiyor muyuz? Örneğin sıcaklık, solar radyasyon. Ona göre cihazımız bunları da ölçebilir olmalı mı, olmamalı mı? Şimdi ilk adımda sürekli ölçüm mü talep ediyoruz yoksa mobil bir ölçüm mü? Yani örneğin bir hafta bir noktada ölçüm alacağım, sonra söküp başka noktaya götüreceğim, orada onu ölçüm alacağım. Mobil bir ölçüm mü istiyoruz yoksa tesisin girişinde ben bir analizörüm olsun istiyorum. Özellikle şebekeden gelen olumsuz etkileri veya yaşadığım problemleri burada görmek istiyorum. Tesisimin girişinde bir tane pano tip analizörüm olsun istiyorum mu yoksa tesis içerisinde farklı noktalardan ölçüm alacağım. Ona göre mobil bir analizör mü tercih etmeliyim? Bunun kararının verilmesi gerekiyor. Sonrasında gerilim ve akım ölçümü için özellikle şimdi akım ölçümünü incelediğimizde farklı tipte akım ölçüm klemplerimiz mevcut. Örneğin Rogowski coil dediğimiz bu bobin mantığıyla çalışan bir sistemimiz var.
baranın çevresine veya kablonun çevresine taktığımızda bir gerilim endükleniyor. Buradan bu gerilim sinyaliyle geçen akımı okuyabiliyoruz. Ama burada incelediğimizde özellikle şu yukarıdaki klemplerimizi bu bara sisteminde kullanmamız mümkün değil. Dolayısıyla biz alçak gerilim ölçümüne uygun olan flex tip Rogowski coil dedikleri akım klemplerini kullanmamız gerekiyor. Dolayısıyla bizim ölçüm alacağımız noktada hangi akım klempini kullanacağımızı tespit etmemiz gerekiyor. Diğer mini klempleri özellikle akım trafosunun sekonder tarafında ölçüm alacağımız tarafta almamız durumunda veya alçak gerilim seviyesinde örneğin akım klempimiz var ama 3000 ampere kadar ölçebiliyor ve biz ölçümümüzde bakıyoruz 6000 ampere kadar akım geçebilecek dekattan inceliyoruz veya daha yüksek seviyelerde akım geçebilecek. O zaman bir akım alçak gerilim akım trafosu üzerinden ölçüm alınacaksa yine mini klempleri kullanarak akım trafosunun sekonderinden ölçüm gerçekleştirebiliyoruz. Dolayısıyla ölçümün hangi noktadan ve gerçekten şebeke üzerinde hangi noktadan, örneğin doğrudan kablodan veya baradan bir akım trafosu aracılığıyla mı alınacağının tespit edilmesi gerekiyor. Benzer durum gerilim için de geçerli aslında. Dediğimiz gibi eğer nominal gerilim işletmede daha yüksek bir seviyedeyse, standart 400 volt seviyesinde değilse ve bizim cihazımız buna uygun değilse belki bir gerilim trafosu üzerinden almamız gerekiyor. Ona göre ekipman seçimini gerçekleştirirken bunları göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Analizörlerimizin yüksek frekanslı ölçümler yapabildiğinden bahsettik. Ama arada bu ölçümleri yapabilmek için kullandığımız akım klemplerimiz var. Dolayısıyla akım klempimizin de bu ölçümlere uygun olması gerekiyor. Örneğin burada belirtilen cihazlar 2-9 kHz arasındaki yüksek frekanslı harmonikleri ölçebiliyor ama arada kullandığımız akım klempine baktığımızda eğer bu değer bizim 9 kHz'e kadar çıkamıyorsa veya başka değerler, burada Aiberli ürünlerine örnek verdiğimi söylemiştim. Yeni katılan arkadaşlar için tekrar hatırlatıyorum. Dolayısıyla bu frekanslara uygun ekipmanların olması lazım. Yani tüm zincir boyunca, ölçüm zinciri boyunca ekipmanların bizim ölçeceğimiz noktaya uygun olması, değerlere uygun olması lazım. Ardından alçak gerilim seviyesinde doğrudan bağlantı ile veya orta gerilim seviyesinde akım ve gerilim trafoları üzerinden bağlantı ile burada sağ tarafta gösterilen akım trafolarının sekonderlerinden, gerilim trafolarının sekonderlerinden veya alçak gerilim seviyesinde arada bir akım veya gerilim dönüştürmeye ihtiyacımız yoksa doğrudan bağlantı ile ölçüm gerçekleştirebiliyoruz. Bir diğer nokta aslında gerçekleştirdiğimiz ölçümün doğruluğu açısından önemli. Orta gerilim seviyesinde kullandığımız mini klempler de aslında çeşit çeşit. Bizim parkurumuzda bulunan cihazlardan örnekler veriyorum burada. Örneğin 1 amperlik klempimiz dediğimiz bir klempimiz mevcut, mavi klempimiz. Eğer akım trafomuzun çıkışı 1 amperse farklı klemp kullanıyoruz. Sekonderi 5 amperse farklı klemp kullanıyoruz. Çünkü burada bu klemplerin teknik dokümanlarını incelediğinizde örneğin 0-1 amperle 1 amper arasındaki hata oranı diğer üründe daha düşük. Dolayısıyla eğer 1 amperlik bir çıkışımız varsa, sekonderimiz varsa biz mavi klempleri tercih ediyoruz. Burada bu siyah klempimizin de değerleri oldukça iyi ama ölçümün ne kadar doğru olması o kadar iyi. Dolayısıyla ölçüme uygun şekilde tüm ekipmanların ölçüm noktasını incelenerek buna göre karar verilmesi lazım. Sizler de yapacağınız veya yaptıracağınız ölçümlerde özellikle analizörlerin ve arada kullanacağınız ekipmanların bu data dokümanlarının data sheetlerine talep ederek incelemeniz sizin faydanıza olur. Sadece cihaz değil, yardımcı ekipmanların da yeterliliklerini değerlendirilmesi gerekiyor. Gerilim seviyesinden bahsetmiştik. Eğer ölçüm noktasında gerilim seviyemiz yüksekse, bizim analizörümüzün ölçebileceği seviyeden yüksekse analizörümüz zarar görebilir.
veya zarar görmemesi için kendini korumaya alıp belli değerin üstündeki verileri kendi korumaya alarak ölçmeyebilir. Dolayısıyla örneğin burada 830 volt üzerindeki değerleri nasıl kırpıldığını görebiliyoruz. Bu dolayısıyla bizim ölçümümüzü olumsuz etkileyen, doğru ölçüm almamızı engelleyen bir durum. Dolayısıyla buna uygun ekipmanın götürülerek ölçüm noktasında buna uygun şekilde ölçüm yapılması veya gerekiyorsa araya bir dönüştürücü uygulaması yapılması gerekiyor. Senkronize ölçümlerden bahsetmiştik. GPS zaman saatleri mevcut analizörler için. Çok sayıda noktadan gerçekleştirecek analizlerde, ölçümlerde kesinlikle zaman senkronizasyonu kullanılması gerekiyor. Dolayısıyla yapacağımız ölçümlerde veya talep edeceğiniz ölçümlerde belki şartnamelerde kesinlikle bu şekilde bir ibare bulunması gerekiyor ki biz sonrasında bu verileri üst üste açarak kök neden analizi yapabilelim. Tesis hakkında daha doğru bilgiler, işleyiş hakkında daha doğru bilgiler elde edebilelim. Bunun çalışma mantığı şu, kullandığımız analizörlerle bağlı bir GPS zaman saati mevcut. Ve her bir analizörün saati milisaniyeye kadar aynı oluyor. Dolayısıyla veriler açtığınızda aynı saniyede, aynı milisaniyede aynı veriyi görüyorsunuz. Bu GPS saatlerin mevcut olmadığı durumlarda da analizörler saatlerinde verileri saatlerin çok bir saç kayma olmuyor ama özellikle güç kalitesi olayları dediğimiz gibi mikrosaniyelik, milisaniyelik olaylar olduğu için her bir milisaniyenin bizim için önemi çok büyük ve tam olarak üst üste oturtmanız mümkün olmuyor. Yardımcı parametrelerden bahsettik. Bizim Aiberle analizörlerinden bahsedecek olursak bir AUX girişimiz mevcut. Yani bir analog sinyali daha ölçebiliyoruz ölçümümüze ilave olarak. Bu analog sinyal nedir? Aslında biraz hayal gücümüze kalmış durumda. Şimdiye kadar yapılan ölçümlerden birkaç örnek hazırladım burada. Örneğin bir makinenin hem ölçümünü istiyoruz, elektriksel ölçümünü, hem de ortam sıcaklığını veya makinenin sıcaklığını veya trafonun sıcaklığını ölçmek istiyoruz. Bu durumda elektriksel ölçüme ilave olarak ilave bir sensörle sıcaklık ölçümü gerçekleştirebiliyoruz. Benzer şekilde solar üretim birimlerinde veya solar santrallerde sıcaklıkla beraber ölçmek istiyoruz üretim değerini veya solar radyasyonla birlikte ölçerek performansı da aynı zamanda değerlendirmek istiyoruz. O gibi durumlarda yardımcı parametreler dediğimiz yani sıcaklık, solar radyasyon veya aklınıza ne gelirse sonuçta bu bir sensör ve çıkardığı değer, ürettiği değer ölçülebilen bir değer. Bunu cihazı tanımladığınızda bunu da elektriksel parametrelerin yanında ölçebiliyor. Bunlar ne için önemli? Burada bir örnek verdim. Üst üste açtığınızda verileri, örneğin burada gerilim, aktif güç, reaktif güç, görünür güç olarak bahsediliyor ama burada sıcaklık, işte demin bahsetmiştik, ultraviyole radyasyon veya nem veya başka bir sensörden aldığınız sinyali burada görebilirsiniz. Dayanıklılıktan bahsettik. Cihazlar eğer pano tipi cihazlar değilse sert çevre koşullarına maruz kalabiliyor. Özellikle Türkiye'yi düşündüğünüzde doğuda çok düşük sıcaklık dereceleri ortaya çıkabiliyor. Güneş altında bu sıcaklık çok yüksek değerlere ulaşabiliyor. Toz, yağmur gibi etkilere maruz kalabiliyor. Dolayısıyla ölçüm noktanızı uygun şekilde kullanacağınız analizörün koruma sınıfının da yeterli olması gerekiyor. Örneğin IP65 koruma sınıfına sahip bu analizörler ve bu şekilde dışarıda bırakılıp ölçüm alabiliyor yani cihazlar. Uzak bağlantı ve SCADA altyapısı dedik. Bizim cihazımızdan böyle bir beklentimiz var mı? Sadece dediğimiz gibi kendi programı üzerinden mi verileri görmek istiyoruz? Belki lokalden bir kablo üzerinden haberleşmemiz yeterli olacak.
veya sistemde uzak noktalara, sürekli erişemeyeceğimiz noktalara tesis edeceğiz ve bunları uzaktan okumak istiyoruz veya belli bir SCADA sistemimiz var. Buna entegre olsun istiyoruz. Buna TCP/IP üzerinden entegre olsun istiyoruz. Modbus'tan veri çekilmesini istiyoruz veya 60.875.104 opsiyonuna sahip olsun istiyoruz. Bunları önceden belirleyip kullanacağımız analizörü de buna göre seçmemiz gerekiyor. Eğer özellikle kendi tesisimizde veya bir SCADA sistemimiz yoksa, kendi programı üzerinde bu verilere erişmek, görmek, incelemek istiyorsak, bu programı da aslında bir test edip kullanım kolaylığı açısından değerlendirmemiz gerekiyor. Çünkü farklı analizörlerin, farklı programlarının farklı özellikleri mevcut ve bize en uygun olan analizör, en kolaylık sağlayan sistemi seçilmesi gerekiyor. Bu şekilde belki bir tekat oluşturup bizim cihazları üzerine koyup gösterebilmemiz, bizim burada yapacağımız, kendi tesisimizde özellikle yaptığımız ölçümlerde inceleme kolaylığı açısından fayda sağlıyor. Veya şebekemizde bir Google altlık üzerine koyduğumuz analizörlerimizi bu şekilde modellediğimizde hangi analizörümüz nerede ölçüm oluyor, hangi değerler gösteriliyor, bu şekilde modifiye edilebiliyor olması, geliştirilebiliyor olması kullanıcı için avantaj sağlıyor. Burada temel olarak ekipmanların ve bu ekipmanlara ait parametrelerin seçilmesi üzerinde biraz konuştuk. Webinarın başlangıcında belirttiğim gibi bir uzun bir webinar programı hazırladık aslında, webinar süreci. Bu ikinci adımı ve bahsettiğim her adım aslında ayrı bir webinar konusu ve zaman içerisinde ilgili webinarlar gerçekleştirilecek. Dolayısıyla bu webinarımız şimdi bu kadar. Sıradaki webinarımız ne? Güç sistemlerinde kısmi deşarj olayları ve arızaların gelişimi. 7 Mayıs Perşembe günü saat 3'te gerçekleşecek. Katılım için LinkedIn sayfamızdaki paylaşım postunda, paylaşılan posttan kayıt olabilirsiniz. Teşekkür ederim dinlediğiniz için. Varsa sorularınız alıp yanıtlamaya çalışabilirim. Sizin ekranınızda aşağıda Q ve A olarak, yani question and answer olarak belirtilen sistemde tıklayarak soru yazabiliyorsunuz. Daha önce Zoom altyapısını kullanmadıysanız. Sorunuz olursa bana doruk.gunes@genetek.com.tr adresine ulaşabilirsiniz. Yine web sitemiz üzerinden ulaşabilirsiniz veya LinkedIn üzerinden de sorularınızı sorabilirsiniz. Sanırım soru yok şimdilik. Ben teşekkür ederim sizlere dinlediğiniz için. O halde iyi günler diliyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Webinarı sonlandırıyorum. İyi günler dilerim. Ben teşekkür ederim. Sizlere de kolay gelsin.